herkese. Gerçekten. Yeni bir vlogtan. Yeni bir vlog. Merhaba. Merhaba. Turbanlı kanalına hoş geldiniz. Bu arada bayağıdır çekmediğimden dolayı gerçekten yani ilk vlog heyecanına verin lütfen arkadaşlar. Ve bugün benim doğum günüm olduğundan dolayı 6 kız karantinaya giriyoruz birlikte. Benim doğum günü şerefime. Evet. Eşyalarını misafir odasına götürüyor. Ortalıkta poşet istemiyorum. Arkadaşlar bu ekip benim işçi gücümden çok fazla faydalanıyor. Ne yapıyorsun da faydalanıyorsun? Geçen ben çıktım dışarı. Normalde Artvin'den de biliyorsunuz ben sütlaçla çok güzel oynuyorum. Ama sütlacım biraz huyu değişmiş ve hani böyle çok oyun oynamak istiyor. Ondan sonra beni de geçen oyun aracı olarak gördü ve bana çok saldırdı. Bayağı bir saldırdı yani. Ve şimdi şu an o yüzden kimse çıkmak istemiyor. Ama dışarıda balkonda da bütün ısıtıcılar var. Ve akşam yemeğinde orada yemek istediğimizden dolayı ısıtıcı bağlamamız gerekiyor. Ve bu şanslı kişiyi Zeynep gelir misin? Zeynep yanıma gel. Şanslı kişiyi Zeynep seçti. Zeynep. Şimdi dışarı çıkacak. Çünkü ben geçen beni geçen her yerime ısırdım, morardı her yerim. Esra unuttum ya. Beni o gün çok İrem beni kurtarmak yerine ısırmadan morardı her yerim. Kızım açmayın, vermeyin onu ya. Ya da çok oyun yaparsa. Orada ben tüm bana kuzenim ilk defa vlog severim. Yapamayabilirim, tamam mı? Bunu tamam. Şimdi gidip kulübenin odaya etini göstereyim. Etini göstereyim. Bir dakika. Zeynep. Sana pilalandırıyorum. Ya Tuba canlandırmıyor onu. Sana pilalandırıyorum. Kulübe yapalım. Bununla koşacaksın. Atmayacaksın. Koşacağım. Korkuyorum. Tuba ben bence ben bunu direkt vereceğim. Dur, o sütlacı çağırıyor. Hayır Zeynep, yapabilirsin. Sana güveniyoruz. Dur, o kadar da korkunç bir köpek değil abi, aslında. Tamam ya. Bak biz onu Artvin'de yalan. Bir dakika. Ben evet. Çok seviyordum. Bir dakika Zeynep çıkma. Verdan nasıl oynuyorduk? Ama evet. Sütla çok değişmiş ya. Saldırıyor. Ya keşke bak geldi işte. Beni kesin. Kızlar çağır. Evet, tamam. Biz burada tutuyoruz. Tamam. Galiba. Yok mu? Ya abi bir şey söyleyeyim. Büyük ihtimalle bağlayamayacağım. Bak, söyleyeyim. Zeynep çok korkuyor. Ama annem net bağlayamayacağım. Koş. Koş oradan gir ama. Oradan gir. Buradan giremezsin. Zeynep sana inanıyoruz. Zeynep de tam yerine attı. Sütlaç oraya git. Abi bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Tamam bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor Zeynep. Tasma nasıl yok ya? Bayram abi bir şey soracağım. Tasma nerede? Sütlaca. Tasması sütlaca. Abi çıldırdım. Lambaya asılı solda yukarıda. Zeynep solda yukarıdaymış. Sütlaç. Çır çır çır. Çık 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 çır. Sütlaç. Solda yukarıdaymış. Lamba da lamba, lamba. Aç aç aç. Aç çıkacağım.
şimdi oradan kapıyı açacak. Zeynep çabuk. Evet, saçımı beğendiniz mi bilmiyorum ama Zeynep'in Dyson'ıyla yaptım. Evet kızlar şu an. Harp saçım beğendiniz mi? Ortadan mı yerim yandan mı sıcağım? Tamam. O zaman yemeği bekliyorum. Bakayım makyajını hemen. New makyaj. İrem. İrem kömür. Kömür. Zeynep makyajım yapıyor. Şey değil mi? Makyajın çok iyi olmuş ha. Benim de fırın güzel. Emin eder. Evet. Evet. Masayı hazırlıyorlar. Kızlar. Ve çok güzel yemekler var. Yemekler dediğim suşiler. Sonra da hediyeleşeceğiz. Bir an önce yiyip hediyeleşmek istiyorum. Evet. Hazırız. Hazırız. Bekliyoruz. Giriş yapıyoruz aramızda ve çok keyifli oluyor. Size şu an hediyelerimizi göstermek istiyorum çünkü çok güzeller bakın. Size şu an ben kendi hediyemi gösterebilir miyim? Ben çok güzel süslediğim için bakın bu benim hediyem. Sahibiyle buluşacak. Gerisi. Şu kesin Esra'ya geldi. E-harfi var. Benim süsleyemedim çünkü. Yani evet. Her şey çünkü bugün gerçekten çok acelem vardı. O yüzden sistemim. İrem gel. Oo, tahminim doğru. Ben de dedim. Ve... Benim de. Evet. İrem de burada olsun, şahit olsun. Ya nerede o ya? Boşuna niye heyecan yapıyorsun? Arkadaşlar. Hadi. Hediye. Benim istemiyorum. Sen sana. Ama çekmeni istemiyorum hemen. Bir tepki. Var. İki tane hediye var içinde. Bir iki sene yokla bir adet eşofman takımı almayı uygun gördüm. Çünkü Tuğba koyu gri renk istediklerini söylemişti. Hayır hediyemde de mi çıkıyorsun ya? Ya hayatımda resmen var ya sabır dilerim bugün. İkincisi çok özel bir hediye. Çünkü ben korkuyorum. Korkuyorum. Vay, İrem bana mı alıyor? Çok güzel. Abi ben öyle hissediyorum. Tamam sen çek o zaman. Hayır en küçükten büyüğe. İrem de şimdi. İrem hediyesini bana verecek. Güzel hediye. Ben öyle düşünüyorum. Yani benim hediyem. Evet İrem. Öncelikle bugün böyle bazı deformeleri var. O tamamen kargoda oluşmuş bir şey. Onun için lütfen şimdiden özür diliyorum. Kime aldın? Tuğba. Alıyorum bak. Aa Esra. Sertaş ağzından kaçırmıştık. Evet, Sertaş ağzından kaçırdı. Şimdi aldığını biliyorum ama inanabilirim ki. O zaman açıyorum. Hayır, bak bakalım. Dedi ki, açıyorum. Sen onlar da şu an şey konuşuyorlar. Bakın bakın. Evet. Ben birkaç bir şey beğeneceğim. Çok güzeller. Tuğba okum gelin. Bu da ismini çok beğendim. Kalpten seven insanlar. İşte bir ben bir tane notum var. Bir tane notum var. Notum da ilk sayfada. Ama özel bir şey. Biz okumamamız da gerekiyor. Yani ben de seni kalpten çok seviyorum. Tuğbiş. İsmin çok güzel. Arkadaşlar hayatımda duyduğum en özel mesaj. Çok özel. Ben tahmin ederken dedim ama tutturamadım mesela. Bana aldı. Verda sana aldı sanmıştık. Daha demin kim ben İrem'e? Ha bu Verda falan İrem diye seslendi içeriden. Ben diyorum ki ulan ben de İrem aldı. Esra ben de bana İrem. O da İrem aldıysa ben de İrem aldı. Üç kişi bana çıkarmış hani. Aynen. Aşkım aldın mı diye diyormuşum. Abi bana kim aldı o zaman? Sen aynı bunu aldın. Şimdi sıradaki verecek kişi sen veriyorsun. Evet. Tuğba kendi elleriyle hazırlamış. Ay en güzel hediye de bana denk geldi. Kısa üzgünüm ama. Evet. O zaman sen de otur aç bakalım. Benim hayat. Arkadaşlar açıyorum. Herkes pürdük. O kutuyu şu kutuyu açma. Onu en son aç. Ne var şimdi?
kurabiyelerimi kimseyle paylaşamam. Sadece ben yiyeceğim. Vay maskeler. Allah. Kızlar tutu var. Zeynep'in hediyesi. Abi zaten kutuyu çok beğendik. İlk başta kutu gayet güzel. Ben buna bir şey koyuyorum. Ben sizeyim sana. Bakayım. Bayağı burada bizim için de olacak. Wow. Arkadaşlar bu Esra'yı 5. Her yıl 5'i sağ olsun bir arkadaşım bana pijama alıyor. Ay okulun hediyesi. Ben bu bohçayla evliliğe gidiyorum. Senay yani hediye kutun değil sepeti herkes yapmış. Herkes kutu hazırlıyordu. Kutu biliyorsunuz ki benim zaten sıradan günlerde hepinize yapabileceğim sürprizleri evet. içeriyordu. Ben de bu yüzden gittim farklı bir şey ortaya çıkarmaya çalıştım Senay, böyle. Zeynep onu kurarla kullanacağını için akıllarım. Ben kahvelerimi güzel şeyler görüyorum. Wow Zeynep. Şöyle gözü düşmüş. Yemin ederim. Yemin ederim. Yani sana saldıracağını bilmeseydim kırmızıyı seçmezdim. Bir iki kere üstünden kırmızı aldım. Hadi bunu giy git. Bunu giy git. Şimdi şöyle, ben ilk bu sweatshirt'ı beğendim tamam mı? Altına da kırmızı böyle eşofman giydirmişlerdi. Evet. Ben de o yüzden bunlar ne? Beni tanıyan bir popcorn. Ay çok güzel. Bir de dolabında kırmızı renk yok. İçinde başka neler? Ooo el kremi bir adet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şunun çok teşekkür çok ederim. Şunlar bu göz için, bu yüz için. Doğdun Tuba, iyi ki doğdun. Ondan sonra ve dedik ki kızlarla da Monopoly oynamayız. Artık tabudan çok sıkıldığımız için Monopoly var. 120. Tasa. Tasa. Hello. Hadi bakalım. Kiraz sadece hangisini söyleyeceğim? En tepedeki. Kirası 8 lira. Okuma yazmanız da mı yok kardeşim? Orada en tepede kira yazıyor ya. Hayır kirası 40. İrem? Ya hayır abi o et ya şunu ya Allah aşkına ver beni çıldırttın. Ya silkeci kiran kız lira mı olur ya? Bak, okuma yazması Allah. Yok. Şurada sadece arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın kira sadece arsa. 8. Tamam onu diyorum ben. Evet Zeynep doğru söylüyor. Tamam be. 8 lira. Dolar oldu kaç? 8 lira. Aynen ver parada bir dolar. Verdan oyun hırsı herkesi nasıl yıldırdım? Esra en iyi bilir. Ben çok iyi biliyorum. Bu arada Yeniköy'ü ben aldım da. Verdan'ın oyun hırsı. Der susarım. Orayı burayı da aldı. Oraya da gelen 50 TL ödeyecek artık sana. Yani double. Yani 4'ünü de alsan 200 TL olacak. Kesin şey var falan. Kırmızı neresi? Bostancı bana kira veriyorsun. Dert paranı ya. Ne kadar? 200. 6, 1, 2, 3. Aa. Kodese girdi. Ağla Verda. Ne yapacağım? Verda ağla Verda. Teşekkürler. Bir şey söyleyebilir miyim? Az önce şurada bir tane jelibonu yemeyi unutmuştum. İrem kömür bölaktı. Boştaydı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parmak ne? Parmağa bakın. Parmağı yok. Herkes bir arsalarını gösterebilir mi? Bir şu an. Benimkileri görüyorsunuz. Senin İverdağ'ınkiler. Anneciğim senin için sirkeci tren istasyonu aldım. Şuradan biri bana komutu verebilir miyim? İrem arsaların. Şunu göstersem yeter zaten. Senay arsaları. Bir daha Zarat. Benim tatlım. Kartını ver bakayım İrem Temiz. Eğer kamu kuruluşlarından birine sahipseniz. Kirası. Ortadan kuma gibi. Şurada kaç yazıyor? Zarın 4 katıdır. Eğer her iki kamu kuruluşlarına sahipseniz. Kirası atılan zarın 10 katıdır. Şunu ver de susun. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Sessizlik. Şimdi bu oyuna bu kartı niye koydunuz? Para için birbirimizi yiyeceğiz. Kavga çıkacak, savaş çıkacak. Şimdi kartta diyor ki bankada olan yüzüklerin hepsini havaya atıyorsun. Havada yakaladığın senindir yere düşen asla alamaz. Hadi. Ondan sonra
Ben aldım. Şöyle yakalasam söyleyeyim. Var buruş ya. Hadi. Aa, bölümümüz birbirimiz. Ya kavga etmeyin ama. Lan bir daha. Verdan yerden aldı. Bir daha. İrem yerden aldı. Esen yerden aldı. Verdan da ya. Hayır hayır, Bostancık ne kadar? 220'ye almışım, 500'e satarım sana. İşte öyle bir şey yok. %20 ya da 30 faiz ekliyorum. Buna kim karar veriyor? Ben. Kural var. Hayır. Esra, İrem'in durduğu yerde misin? Ben de bu desteğim. Maçka. Bu kırmızıyı bana hayatta vermez. Ben ev dikemezsem kimse dikemez. Benim üçlüm olmadan... Çok kızıştı artık. 5, 6, 1, 2, 3... Şu an saat kaç, bir saati söyler misin? Kaç saattir oynadığımızı söyleyeceğim. 1.30. 9'da başladı. 4.5 saat olmuş. Biz artık oyunu yarıda bıraktık çünkü... Hiçbir şekilde oyun dönmüyor yani. Otel de alamıyoruz. Evler de bitti falan. O yüzden dolayı oyunu yarım bıraktık ama... Şu an Zeynep'in kolu çok morardığı için eczaneye gidiyoruz. Eczaneden arnika krem alacağız. Çünkü kızın kolu çok kötü morardı. Zeynuşkom. Zeynu, ağrın var mı? Aşkım birazcık kolum sıkıyor. Tamam, şimdi gidelim eczaneye. Alın gelin, buz kompleksi yapalım kremin öyle üstüne. Öyle bir yöntem bulduk, onu yapalım. Kolun çok kötü oldu. Evet abi, mosmor. Çok gösteririz. Abi bir bakın. Polisi aldım. Hadi öbür tarafta. Bomboş. Arkadaşlar, Zeynep çok korktuğundan dolayı ben geldim. Ben alacağım ona kremini. Ya bir de yani o kadar yolda geldik. Şimdi nereye gideceğiz? Polisleri de yakalanmadan geldi. Nereye gideceğiz bu başka bir yere? Nereye gideceğiz? Ferah evlerlik kapalı. Başka bana gitti. Ben çok üzüldüm Zeyno. Zeyno şu arnika krem alacaktık. Çok mutsuzum. Ben de kolumun çok biraz iyileşebileceğine inanmıştım. Abi çok güldük, o yüzden geldi başımıza bunlar. Evet, ya bir de bir şey sorabilir miyim? Arkadaşımı köpek ısırdı da. Ev köpeği. Biraz kolu bayağı morardı. Arnika mı sürmemiz gerekiyor? Efendim? Tamam. Tamam. Şimdi anlatıyorum. Aşılı bir köpek olduğundan dolayı kolumuz aşısı olmana gerek yok. Batikonla dezenfekte ediyoruz. Isırık yerlerine pomat sürüyoruz. Bu merhem, yani ısırık yerlerine. Arnika'yla da çevresi. Morarıklık. Çevresi. Bununla da siliyoruz. Evet. Batikon'la da ilk önce dezenfekte tamam edeceğiz. Tamam. Öyle, neyse. Şimdi sağ salim evimize geri geldik. Hello. Kızlar polis çevirdi bizi. Evet ama polis o kadar iyiydi ki. Ne oldu? Çok geçmiş olsun. Gösterdi mi? Yok, göstermedi. Direkt geçin dedi. Bak havlıyor. Yaralarını şey yapıyoruz diye mi? Sütlaççım bak, ah ne kadar zarar verdi. Ne kadar acıyacak mı? Kamera çekiyor, o yüzden kibarım. Acıyor mu Zeynep? Bak, ağlıyor bu arada. Verip üzüldüysen tekrar. Tekrar bir çık istiyorsa. Nasibine o gel. Ben ağlamıyor bu arada. Bak doğruyu söyle. Üzülmeyi söyle. Yemin ederim acımıyor. Yakar diye düşünmüştüm ama yakmadı. Sen 2 saniye başka ısırık var mı? Döndür bakayım şurada. Şurada çok az var. Şimdi bunu ısırık yerlerine süreceğiz. Kolumun kopacağını falan diye düşündüm. Ben abi Zeynep'i kurtarın diye bağırmamı hiç unutmayacağım. Bir de Esra da ağlayacak mı? Zeynep'i kurtarın. Bir de sonra gittim. Saat şu an artık daha 3 oldu gece ve dolu dolu bir gün geçirdik. Daha fazla da artık bence çekmeyeyim diyorum. Zaten biz de yatarız birazdan. Videoyu beğendiyseniz
lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada daha yani bundan sonra umarım vlog çekmeye devam edeceğim. Düzenli değil mi? Her hafta artık bir video geliyor YouTube.